Evet, en çok sorulan sorulardan bir tane de neydi? Bana takipçilerimin sorduğu soru sizlerin nasıl zayıfladın, nasıl kilo verdin? Anlatıyorum. Merhaba YouTube'la başlıyoruz. 55 kiloyla hamile kaldım. Oh dedim, çok güzel bir hamilelik yaşayacağım, pilates yapacağım, yürüyeceğim, çok sağlıklı bir hamilelik yaşayacağım, hiç durmayacağım, kilo da almayacağım. Öyle mi oldu? Olmadı. Çünkü İrfan Aslan bayağı bir aşağıdaydı. Benim doğuştan boyun kemiğim ters olduğu için tabii ki çocuğu da aşağıda taşıdım. Yaklaşık 10 santim vardı. 3 aylık hamileydim. Eşimle yemeğe gittik. Yemek yedik. Dedim ki gitmeden önce de bir lavaboya gideyim. Ve bir baktım ki kan. Hemen apar topar hastaneye gittik. Çok korktum. Kaybettiğimi düşündüm. Allah çok şükür ki Rabbim korudu ve Aslan'a hamileliğim devam etti. Ama orada öğrendim. 10 santim var. Aşağıda çocuk, muhakkak yatarak geçirmeniz lazım. Doktorum, kadın doğum uzmanım Fevzi Şen dedi ki Petekçim, senin şansın bu. Ya hastaneye yatıracağım seni ya da evde yatarak tuvalete bile giderken fazla işte ıkınmayacaksın, çorabını bile kendin giymeyeceksin. Böyle bir hamilelik serüvenim oldu. Kilolar geldi. Kaç kilo aldım? 85 kilo la doğuma. Yani böyle bayağı bir yürüyen dünya gibiydim. Kalçam kocaman oldu, totoşum büyüdü. Yani yüzüm böyle ay parçası gibi oldu. Kilo çok yakışıyor, yüzüm, yanaklarım doluyor, şuralarım. Ama bayağı bir kilolarla girdik. Dedim ki doğumdan sonra kilo vereceğim. Sezaryenle doğum yaptım. Normal doğum yasaktı. Hemen bazı beni kıskananlar yazabilir oraya. Ay niye normal doğum yapmadın? Yapacaktım ama boyun kemiği ters olduğu için belden aşağı uyuşturuldu ve öyle doğum yapmak zorunda kaldım. Doğum yaptım 85 kiloyla ve kaç kilo gitti? 4 kilo gitti. Nasıl kilo verdim? Emzirme döneminde biliyorsunuz ki diyet yapamıyorsunuz. Yani çocuğu emzireceğiniz için ağzınızdan kesemiyorsunuz. Sütüm kesildi. Böyle bir durum var. Anneler bilirler. Henüz anne olmayanlar öğrensinler benden. Süt kesilmesi diye bir şey var. Süt kanalların tıkanıyor ve süt gelmiyor. Daha sonra süt kesildikten sonra artık benim de tabii ki diyete başlama zamanım gelmişti. Ne yaptım? Her sabah kesinlikle 8 kilometre yürüyüş sahilde. Aman unutmayın. Ama benim şöyle bir artım vardı. Ben evlenmeden önce Şeyda Coşkun'la çalıştım. Şeyda'cığım, öpüyorum seni bir tanem. Şeyda bana sabah yürümeyi aşıladı. Sabah ben sahilde böyle o kimse yokken daha 7'de bütün 7-8 kilometre yürüyüş yapıyordum. Dönüyordum, hemen bir kahve içiyorsunuz. Yürüyüşten önce muhakkak kahve için, çünkü bayağı bir yağ yakımınızı hızlandırıyor kafein. Beslenme rutinim şöyle oldu. Kendim uydurdum. Bugüne kadar yapmadığım diyet kalmadı. Karpuz peynirden tutun da işte greyfurt diyetine protein greyfurt suları sıktım. İşte bir porsiyon et, yok greyfurt suyu yağ yaktırıyormuş. Hepsini denedim. Birçok diyetisyene gittim. Evet, artı aldım. Hani işte 100 gram bir şey, 100 gram, 50 gram bir şey. Onlar tam tersi oldu bende. Beynim iyice stopladı kendini kilo vermemek üzere. Bu çok önemli. Eve kesinlikle tartı alıyorsun. Tartıyı koyuyorsun. Her sabah tartılıyorsun. Bunu cebe koy. Her sabah tartıldıktan sonra psikolojikman kendini frenliyorsun zaten. Meyveli yoğurt takıntım var. Çok meyveli yoğurt yedim. Acıktıkça meyveli yoğurt et. Ben doymam, su içsem yarıyor diyenlerdensen ben de onlardan biriyim. Çünkü tiroid rahatsızlığım var. Az çalışıyordu. Aç bırakıyordum kendimi ama gene kilo veremiyordum. Daha sonra dedim ki bu böyle olmayacak. Haydi yürü Petek. Yürü babam yürü. Yürü babam yürü. Açım, açım. Nasıl açım var ya. Of yani. Bildiğin gibi değil. Bir kahve içtim. Daha sonra yürüyüşten sonra eve geldim. Evde hemen yulaf kepeği, çilek doğradım, ananas doğradım. Onu yedim. Daha sonra gene acıktım. Ne yapsam meyveli yoğurt yedim.
Acıktıkça hani uygulayacağınız ara öğünlerden size tiyolar vereyim. Kendimde uyguladığım. 1 badem. 4-5 badem yiyebilirsin acıkınca. Yeşil çay kesinlikle çok içtim. Meyveli yoğurt söyledim. Çilek ve ananas. Ananas zaten ödem atıcı bir meyve. Muhakkak hayatında bulundur. 2,5 litre suya bir tutam mısır püskülü, bir tutam kiraz sapı, 2 tane tarçın. Benim uyguladığım bu. Tabii kesinlikle hani doktorunuza sorun, verdiğim listeleri uzmana sorun, öyle uygulayın. Yaban mersini, böğürtlen, neyse hani onu tatlandıracak, bunlardan attım. Ve bunu birazcık kaynattım, içtim. Bu kesinlikle çok güzel bir ödem atıyor. Ananas zaten her gün 2 dilim yedim. Kahvaltıda ne yiyorum? Kahvaltı ömür boyu, ben hani bu hayatım boyunca aslında çok fazla kahvaltı yapmayı sevmeyen bir insanım. İzmir'e gittiğimde ayrı boyozlarımı yerim. Müthiştir. Boyoz kesinlikle yemediysen ye. Alsancak Çarşı'da var. Dostlar, bir gün Dostlar mıydı o? Dostlar Fırını. Değil mi? Evet. Dostlar Fırını'ndaki çalışanlara da sevgiler buradan. Her gittiğimde yok ıspanaklısı, yok peynirlisi, sadesi. Bak buradan kenardan sular aktı. Bir de fırında yumurta yapıyorlar. Şu an diyet videosu çektiğimin farkındayım. Kusura bakmayın. Evet. Açım. Şöyle bir kadın olmadım hiçbir zaman. Yedim, yiyorum, yiyorum, kilo almıyorum. Yok, böyle bir şey yok. Ben yediğim zaman, bu ağzımı tutamadığım zaman buradan buraya, buraya genişleyen bir kadın tipiyim. Yersem kilo alırım. Hani günde 2 öğün besleniyor gibiyim şu anda. Açık, her şeyi açık açık konuşacağım ya. Saklamıyorum yani. Buraya gelirken çok düşündüm. Ne desem? Aç yaşıyorum desem yanlış anlaşılır mı? Evet, aç yaşıyorum ya. Buraya tutunca kilo veriyorum. Deniz ürünlü ağırlıklı beslendim. Gece acıkmalarında böyle hani televizyon karşısı en büyük şey de ne biliyor musun? Çok güzel bir film yakalarsın. Böyle ağzın, elin böyle bir şeyler yemek ister. İşte ben de onlardan biriyim. Ne yaptım? Kesinlikle meyve salatası yaptım. 2 kaşık yoğurt attım. Tarçın attım. Toz tarçın. Tatlandırdım onu. Yedim. Yürüdüm. Akşam da yürüdüm. Eğer ki çalışan bir hanımsan o zaman ne yapacaksın? İşte otobüsle eve giderken bir durak önden ineceksin. Yürüyerek gideceksin. Mağazalara böyle gezerken yürüdüğümüz bir tempodan bahsetmiyorum. Temponu bozmadan yürüyeceksin. Aynı tempoda başlayıp aynı tempoda bitireceksin. Herkes bana diyor ki çok zayıflamışsın, yanakların çökmüş, diş kalmışsın falan diyebilenler var. Evet, farkındayım. Özellikle yorgun ve uykusuz olduğum zaman yüzüm daha da çöküyor. Yani böyle elmacık kemiği falan, biri daha geliyor. Zaten benim çekimlerde genelde ya matkap sesi, inşaat sesi, ya yürüme sesi, öksürme sesi. Belki hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, çekime devam ediyoruz. Belki sular getirmiş. Evet. Su içmenin faydası zaten tartışılmaz. Çok önemli. Benim gibi böyle suyu böyle çok zor içiyorsanız bardağa koymayın. Ben her zaman şişede böyle kafama diktim. Benim en büyük özelliğim de, teşekkürler. Erikli. Kesinlikle şişeyi alacaksın eline, böyle kafaya dikeceksin. Ay ayıp olur bardakta içeyim deme. Bardakta daha zor gidiyor. Bitirmeye uğraşıyorsun çünkü. Bunda bir hırs alıyorsun. Bak. Daha bitsin. Daha, böyle daha bir hırs yapıyorum ben. Şişede iç. Şişede kafaya dik. 2,5 litreyi kesinlikle hayatından çıkarma. Yürümeyi hayatından çıkarmam. Selütle ilgili bir şey yapmıyorum. Selütüm yok ya. Yani yapacak bir şey yok. Olanlar düşünsün. Madilik diz boyu yayında. Ya selülit tabii ki var. Bu dolaşım bozukluğundan kaynaklanan bir görsel bozukluk. Bebekte de var yani. Olabiliyor. Ne yapalım? Ben zayıfladım. Eşimi zayıflatabildim mi? Hayır. Çünkü eşim bayağı maşallah iştahlı. Doymuyor. O yüzden de onu da zayıflatacağım. Göreceksiniz. Aslan doğduktan ne kadar süre sonra kilo verme sürecine başladınız? 4 ay emzirdikten sonra kiloları vermeye başladım. En başta yavaş yavaş gitti, daha sonra hızlandı. Bak, bir şey var hayatımda uyguladığım.
Yaşımı da kilomu da asla sesli bir şekilde söylemiyorum. Çünkü beyin bloke ediyor ve diyor ki evet sen bu kilodasın ve bu kiloda kal. Hayır. Kaç yaşındasın? Atıyorum 18 yaşındayım. Ufak da cebime girdi. Hani yani. 18 yaşındayım. 55 kiloyum. Onu şartla kendine. Bu. İdeal kiloya ne kadar süre sonra ulaştınız? Yani bir sene oldu. Bir seneyi buldu. İdeal kiloma gerçekten bir yıl bayağı bir uğraştım. Öyle hemen şıp diye kilo vermedim. Aceleci davranmayın. Gazetelerde okuduğunuz o diyet programlarını uygulamayın. Ben o hataları yaptım. Çünkü her vücudun ayrı bir beslenme düzeni var. Bana mesela protein diyeti yaramadı. Protein diyeti çok yaptım ben okuduklarımdan. O gazetede hani yazılan şok diyetler, internette yazılan şok diyetleri çok uyguladım. Ama bende işe yaramadı. Aksine ödem tuttum. Salata ağırlıklı beslenmeyi çok öneriyorlar. Muhakkak yeşilliği hayatınızdan kesinlikle kesinlikle çıkartmıyorsunuz. Bir sene boyunca böyle bir mücadelem oldu. Şu anki kilom 59 kiloyum. Ama benim normal hani kilom bu, bana yakışan bir kilomu yüzüm çok fazla zayıf oluyor. Değil. Bir 3 kilo almam gerekiyor. 3 kilo aldıktan sonra ideal kiloma ulaşacağım. Ama hamile kalmak istiyorum. Allah izin verirse anne olmak istiyorum tekrardan. İrfan Aslan'a bir kardeş olsun istiyorum. Kilomu daha az tutuyorum hamileliği düşündüğüm için. 85 kiloyla doğuma girince korkuyor insan yemek yemeye. Evet, çatlak olmaması için ben burada eşimin hakkını ödeyemem. Adam yazık işten geldiği zaman yorgun argın bir de 85 kiloluk karısını yağlıyordu. Yağlı güreşe hazırlar gibi. Vazelin çok kullandım ben. Vazelin çok sürdüm. Çatlak önleyici yağlar var. Onlardan da muhakkak sürün. Böyle şöyle durun ve bir 10 dakika, 15 dakika evde dolanın. Hiçbir şey giymeyin. İyice emsin vücudunuz. Çok yağlandım. Çatlandı olmadı Allah'a çok şükür. Mankenlik döneminde bak kaç sene 17-18 yaşında mankenlik yapmaya başlamıştım. O dönemki kilom 62 idi şu an 59'u. Yani boyum kaçtı? Kaçtı 17-18 yaşında Atilla abinin ajansına girdiğimde 74'tü. Yani uzasan kaç? 1 santim 2 santim falan herhalde. Bilmiyorum yani tam emin değilim. Ama bir 77 değilim. Yani ya bir 74 ile 76 arası bir şey olabilirim. Öyle bir şey çıkabilir. Ölçülerim zaten 90-60-90 yani yapacak hiçbir şey yok. Yok ya üzgünüm yok. Hani ooo şimdi beni sevmeyenler izliyor. Oy ne kadar şımarıksın. Bunlar yazılacak şimdi. Ay çok şımarıksın. O dişlerinde iğrenç olmuş. Yazacak. O şapka ne alaka? Ha. Umurumda değil. Ne yazarsanız yazın. Ne yapayım ya? Yani? Beni herkes sevmek zorunda değil kardeşim. Ne yapayım? Ben böyleyim. Makyajımı eleştirebilirsin. Çok makyaj yapıyorsun diyebilirsin. Evet. Berke. Sesin geliyor. Serkan değil mi? Çok önemli. makyaj yapmayı seviyorum. Koyu makyaj yapmayı çok seviyorum. Ne yapalım? Bu kadar. Ben buyum. Makyaj videosu gelecek. Çok güzel makyajlar yapacağım. Bugüne kadar hep makyaj yaptırdım. Bakalım ben yapınca nasıl oluyor? Hep beraber göreceğiz. Ama şuradan da bir müjde vereyim. Patek Dinçöz rujları, maskaraları, çok yakın bir zamanda ojeleri gelecek. Sizleri bekliyor. Çok güzel renkler hazırladım var ya. Bon appetito. Onun dışında tabii ki hamilelikten sonra annenin çok iyi beslenmesi lazım ve gaz yapmayan şeyler yemesi lazım. Ben öyle her şeyi yiyemiyordum. Çünkü benim oğlum bayağı bir gazlı bir bebekti. Gazı olmasın diye de gaz yapmayan şeyler hep tercih etmek zorundaydım. Yani doğum yaptıktan sonra bırakın çocuğunuzu emzirin. Ay ne kadar kilo almışsın, ne olmuş sana diyenlerin de suratına tükürün. Çocuğunuzu emzirin. Vallahi bak, gerçek söylüyorum yani. Kiloyu boş verin ya. Boş şeyler bunlar. Takmayın kafanıza. Gerçekten.
bir kadın için yapılan en büyük aslında hakaret, biliyor musun? Ay ne kadar kilo almışsın, ay ne kadar zayıflamışsın, size ne diyeyim? Vallahi çok sinirleniyorum ya. Bırakın ya. Onlar dışarıdakiler diye zaten ne yiyeceğimizi şaşırdık. Kimimiz aç yaşıyor, kimimiz çok yiyor ve üzülüyor, giyiyor kıyafeti, olmuyor. Kapatmaya çalışıyor. Kapatma kardeşim. Ne istiyorsan giy, ne istiyorsan ye ama sağlığından olma. Ona göre besinler ye. Çocuğunu emzir, çocuğunu emzirdikten sonra da sporu hayatına al, suyu da hayatına al. Hiçbir şeyde kafaya takmamaya çalış. Ben çünkü bir şeyleri böyle üzüldükçe, kafaya taktıkça buzdolabının önünden ayrılmam. Yiyenlerdenim. Üzüldüğüm zaman yemek yiyorum ben. Kimisi üzüldüğü zaman tıkanır. Yemek yiyemez. Bir şeyi kafaya takmamaya çalış. Allah büyük de, her şey gelir geçer de. Evladını al kucağına. Ondan sonra kilo da gider, her şey de gider. Sizi seviyorum. Yorum yaz, abone ol. Takip al. Videoyu beğen. Ya nasıl olur? Videoyu bu, burada kilitleniyorum yani. Niye öyle? Bilmem. Bir şey olmaz, olacak ya. Takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olun. Nasıl da dağınık, darmadağın bir şey olur. Bir daha söyle Tolga. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de yorum yazın. Duydunuz. Ne yapacağım?